Diyelim ki R karede 3 tane konum vektörümüz var. Ekranı biraz kaydırayım. İlk konum vektörünün adı x 0 ve eksi 2 virgül eksi 2'ye eşit olsun. Grafik üzerinde göstermek istersek, eksi 2 virgül eksi 2, evet x 0 işte buna benzeyen bir vektör olur. Sıradaki konum vektörünün adı da x 1 olsun. Bunu da eksi 2 virgül 2 olarak belirleyelim. Onu da çiziyorum. Evet, x 1 olduğunu da not edelim. Konum vektörü derken bu vektörlerin r karede belirli bir koordinatı belirlediklerini anlatmaya çalışıyorum. Evet, üçüncü vektörde buna x2 diyelim. 2 virgül eksi 2'ye eşit olsun. 2 virgül eksi 2 de işte burada. Şimdi bunları birleştiren doğru parçalarını tanımlamak istiyorum. Birinci doğru parçasına da L1 ismini vereyim. Ya da ya da L0 ile başlayacağım, evet. Bu doğru parçasının x0 ile x1'i birleştirmesini istiyorum. Nasıl yapabiliriz? İsterseniz çizelim. Farklı bir renk kullanırsam daha iyi olacak. Mesela turuncu. L0 bu doğru üzerindeki tüm konum vektörlerini içerecek tanımlamak için x0'dan başlayabiliriz. Evet, bu turuncu doğru. x0 artı x1 ile x0 arasındaki farkın ölçeklendirilmiş versiyonlarından oluşacak. x1 eksi x0 bu vektöre eşittir, öyle değil mi? Evet, x1 eksi x0 buna eşittir. Buraya da yazdım. Okuması biraz zor ama x1'den x0'ı çıkarınca geriye bunun kaldığını görmek pek de zor değil. Eğer göremediyseniz x0'la turuncu vektörü topladığımızda mavi vektörü elde ederiz. Bu şekilde bakın. Ve eğer bunun ölçeklendirilmiş versiyonlarını ele alırsak bu yöndeki farklı noktaları elde ederiz. X0'dan başlıyoruz. Yeşille yazsam daha iyi olabilir. X0'dan başlıyoruz. Turuncu vektörün ölçeklendirilmiş versiyonlarını ekliyoruz ve bu x1 ile x0 arasındaki farktan başka bir şey değil. Not edeyim. x1 eksi x0'ın ölçeklendirilmiş versiyonları. Bunu sınırlandırmamız da lazım. Demek istediğim eğer bu doğru parçasını istiyorsak, t'nin alabileceği değerleri sınırlandırmamız lazım. Eğer reel sayıların bir elemanı dersek, bu dikey doğru üzerindeki tüm değerleri hesaba katmış oluruz. Evet, aşağı ve yukarı doğru sonsuza giden doğrudan bahsediyorum ama biz doğru parçasının buradan başlamasını ve burada da sonlanmasını istiyoruz. Yönlü olmasına da gerek yok. Bunun için doğru parçasının, şöyle yazayım, t'nin sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması durumu. Evet, sıfır olursa bu terim sıfır olur ve o zaman da bu noktanın üzerinde oluruz. İsterseniz yeşille yazayım, evet bu konumdan bahsediyorum. Buna ek olarak, t'nin 1 de 1'den küçük ya da 1'e eşit olması koşulunu ekliyorum. t 1'e eşit olduğunda, buradan x 1 eksi x 0 elde edeceğiz. Burada bir x 0 daha var. Başka bir deyişle bunlar birbirlerini götürecekler ve geriye x 1 kalacak. Anlaşıldı değil mi? t 1 bölü 2'ye eşit olduğunda size bunun neden mantıklı olduğunu böylece göstermeye çalışıyorum. Bir bakalım x1 eksi x0 buradaki turuncu vektörü veriyor. t 1 bölü 2 olduğunda vektörün yarısını almış olur ya da vektörü 1 bölü 2 faktörü ile ölçeklendirmiş olur ve bu noktaya geliriz. Başka bir deyişle doğru parçası üzerinde orta noktaya yani gelmemiz gereken noktaya gelmiş oluruz. T 0,25 olduğunda burada, 0,75 olduğunda da burada oluruz. 0 ile 1 arasındaki herhangi bir reel sayı bize bu doğru parçası üzerindeki noktaları verir. Harika. Böylelikle L0'ı tanımlamış olduk. X1 ile X2'yi birleştiren doğru parçası için de benzer bir mantık yürütebiliriz. Öyle değil mi? Bu doğru parçasının denklemi içinde, öyle 1 diyelim. Bunu da x 1 artı t çarpı x 2 eksi x 1 olarak yazıyorum. 0 küçük ya da eşittir t, o da küçük ya da eşittir 1'i de ekliyorum. Son olarak bir de üçgen elde etmemizi sağlayacak. Üçüncü doğru parçası için bunu da L2 olarak adlandırıyorum. Evet X2'den başlayarak X0 eksi X2 ölçeklendirilmiş versiyonları olan vektörlerin tamamı. X0 eksi X2 buradaki vektör yazıyorum. T çarpı X0 eksi X2. T yine 0 ile 1 arasında değerler alacak. Şimdi de bu kombinasyonların hepsini alacağız. Elde ettiğimiz şekli tamamlamak için bir üst küme tanımlayalım. Bunların hepsinin birleşiminden bahsediyorum. Şöyle yazayım. L0, L1 ve L2. Evet, bu sayede güzel bir üçgen elde etmiş oluruz. Buradaki kümelerin birleşimi bize bu üçgeni verir. Bunların hepsi şu ana kadar tekrardı ama size belki de farklı bir bakış açısı kazandırabilmişimdir. Umarım. Şimdi doğrusal bir dönüşüm uyguladığımızda bu kümeye ne olacağını bulmaya ya da görmeye demek daha doğru çalışacağız. Hemen bir dönüşüm tanımlayalım. Çok da zor bir şey olmasın. Herhangi bir x vektörüne uygulayacağım bu dönüşüm 1, eksi 1, 2 ve 0 matrisiyle bu x vektörünün çarpımını veriyor olsun. x vektörünü de x1 ve x2 halinde bir vektör olarak yazıyorum. Doğrusal dönüşümleri matrisler olarak yazabildiğimizi biliyoruz, öyle değil mi? Dönüşümü bir matris olarak gösterdiğimiz için diğer gösterimlerin ne olduğunu merak ediyorsanız, bunların hepsini matris olarak yazabiliriz. İsterseniz şimdi bunun neye benzeyeceğini anlamaya çalışalım biz. Evet, üçgenimizdeki noktaları dönüştürdüğümüzde bakalım üçgene neler olacak. Önce dönüşümü yazayım. L0'ı dönüştürelim. Bunun dönüşümünü elde edeceğiz, öyle değil mi? Bu özel noktalardan sadece biri. Evet, belirli bir t değer için elde ettiğimiz L0'ın elemanlarından biri. Eşittir. X0'ın eksi t çarpı x1 eksi x0'ın dönüşümü. 0 küçük eşittir t küçük eşittir 1'i de ekleyeyim. Rengi değiştireyim. Doğrusal dönüşüm özelliklerinden faydalanalım. Bunu x0'ın dönüşümü eksi t çarpı x1 eksi x0'ın dönüşümü olarak yazabilirim. t değerleri yine 0 ile 1 arasında olacak. Bu kısım çok da önemli değil ama yazmamız gerekiyor. Peki, burası neye eşittir? Ölçeklendirilmiş bir şeyin dönüşümü, dönüşümün ölçeklendirilmesiyle aynı şeydir, öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Eşittir, x0'ın dönüşümü eksi T çarpı x 1 eksi x 0'ın dönüşümü. Parantezleri doğru koyduğumuzdan emin olayım evet. 0 küçük eşittir t, o da küçük eşittir 1. İki vektörün toplamlarının dönüşümü de vektörlerin dönüşümlerinin toplamına eşittir. Bunu da kullanalım. Birinci doğru parçasının yani L 0'ın dönüşümü eşittir. E, x 0'ın dönüşümü eksi t çarpı x1'in dönüşümü eksi x0'ın dönüşümü. Evet, bu birinci doğru parçası içindi. Paranteze kapatalım ve 0 küçük eşit t, o da küçük eşit 1'i de ekleyelim. Bu hayatımızı son derece kolaylaştıracak bir sonuç. x 0 ile x 1'i birleştiren doğru parçasının dönüşümü, x 0'ın dönüşümü ile x 1'in dönüşümünü birleştiren doğru parçasına eşit oldu. Daha açık olmamı isterseniz. E, e, peki x 0'ın dönüşümü nedir? Onu da hesaplayalım. x 0 neydi? Eksi 2 virgül eksi 2. x 0'ın dönüşümünü yazıyoruz. evet, x 0'ın dönüşümü. Her şeyi yazayım ki hata yapmayalım. 1. 2, eksi 1 ve 0 matrisi ile eksi 2'ye eksi 2'nin çarpımı olacak, öyle değil mi? Eşittir. 1 eksi 2 eksi eksi 1 çarpı eksi 2, 2 eder. Eksi 2 artı 2 de 0 eder. 2 çarpı eksi 2 eksi 4, 1 de 0 çarpı eksi 2, evet eksi 4 eder. x0'ın dönüşümünün sonucu budur. Grafikte de gösterelim. 0 eksi 4 dedik öyle değil mi? Şu şekilde çiziyorum. Evet, x0'ın dönüşümü bu. Bu vektörün dönüşümü sonucu bunu elde ettik. Diğerlerini de yapalım. x1'in dönüşümü, yerim yetecek mi emin değilim ama e, 1, 2, eksi 1 ve 0 çarpı eksi 2'ye 2. 1 çarpı eksi 2 artı eksi 1 çarpı 2 bu eksi 4. Sonra 1 de 2 çarpı eksi 2 artı 0 çarpı 2, bu da eksi 4. Eksi 4 de eksi 4. Bunu da çizelim. Bu da işte böyle. x1'in dönüşümü de bu. Bu arada dönüşümün r kareden r kareye bir dönüşüm olduğunu da hemen not edelim. Her şeyi buradaki kartezyen koordinat düzleminde çizebilmemin sebebi de zaten bu. Şimdi bir tane daha var x2'nin dönüşümünü bulalım bu kez. Eşittir. Dönüşüm matrisimiz yani 1, 2, eksi 1 ve 0 çarpı 2, eksi 2. 1 çarpı 2 artı eksi 1 çarpı eksi 2'den 4 gelir, öyle değil mi? 2 çarpı 2, 4 artı 0 çarpı eksi 2, 0 edeceği için bu da 4 olacak. Evet, 4'e 4. E 4 x2'nin dönüşümünü de 4'e 4 olarak gösteriyorum. İşte bu. Şimdi üçgenin bu noktalarının dönüşümleri sonucunu elde ettiğimizi bulduk. Ama üçgenin kenarlarına neler olduğunu bilmiyoruz. Bir miktar matematikte birinci doğru parçasının başına neler geldiğini az önce bulmuştuk. Doğrusal dönüşümün tanımını kullanarak buradaki dikey doğru parçası olan L0'ın dönüşümünü, X0'ın dönüşümü yani bu vektör tarafından belirlenen bu noktanın dönüşümüne, X1'in dönüşümü eksi X0'ın dönüşümünün ölçeklendirilmiş versiyonlarının eklenmesi olarak bulduk x1'in dönüşümü, eksi x0'ın dönüşümü neye eşittir? x1'in dönüşümü buradaki vektör, öyle değil mi? x0'ınki de işte burada. O halde bu da buradaki vektöre eşittir. Videonun birinci kısmında tanımladığımız gibi, bunun da bu iki noktayı birleştiren doğru parçası olduğunu görüyorsunuz değil mi? İkisinin farkını aldık ve ölçeklendirilmiş versiyonlarını buna ekledik. Ölçeklendirme faktörü de 0 ile 1 arasında değerler alıyor. O halde L0'ın dönüşümünün bu iki uç noktanın dönüşümü arasında kalan doğru parçası olduğunu söyleyebiliriz. Harika. Bu da hayatımızı son derece kolaylaştıracak bir diğer sonuç. Aynı mantığı kullanarak L1'in dönüşümünün de L1 neydi? L1 x1 ve x2 arasındaki doğru parçasıydı. Evet bu nokta ile bu nokta arasında işaretliyorum. Aynı mantığı kullanarak bu arada bu yaptıklarımızı tekrarlayabiliriz de ama bunun tüm doğrular için geçerli olduğunu bilmelisiniz. Burada genel ifadeler kullanmamın da sebebi buydu. Evet L1'in dönüşümü iki uç noktanın dönüşümünü birleştiren doğru parçasıdır. X1'in dönüşümü ve X2'nin dönüşümünü birleştiren doğru parçasını da işaret diyelim. İşte böyle bu L1'in bu da L0'ın dönüşümü. P2 ya L2'nin dönüşümü, L2 de X2 ile X0'ı birleştiriyordu. Hemen onu da yazıyorum. Aynı mantıkla bunun dönüşümü de bu uç noktaların dönüşümünü birleştiren doğru parçasına eşit olacak. L2'nin dönüşümü, X2'nin dönüşümü ile X0'ın dönüşümünü birleştirecek. Grafikte gösteriyorum. Evet, bu da L2'nin dönüşümü. Tüm bu şeklin dönüşümü de şu an görmekte olduğunuz hafif çarpık olan bu üçgene eşit. Bunun bilgisayar grafiği ve oyun programlanması için neden faydalı olabileceğini görüyorsunuz değil mi? Farklı açılardan değerlendirdiğimizde şekilleri bu şekilde çarpıtmak mümkün bu dönüşümle bu konum vektör kümesini ya da bu şekli belirleyen vektör kümesini diyelim. Yine R karede tanımlı ama farklı vektörler ile belirlenmiş olan bu şekle ya da vektör kümesine dönüştürdük. Ve bu videodan almanız gereken derslerden biri, örneğin buradaki noktanın nereye geldiği konusunda endişelenmenize gerek olmadığı. Yapmanız gereken tek şey, uç noktalara ne olduğunu bulmak ve bunları aynı sıra ile birleştirmek. Evet, bunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Bir kümeyi başka bir kümeye dönüştürme söz konusu olduğunda belirli bir terminoloji kullanıldığını da eklemek istiyorum. L0'ın dönüşümü L0 bu doğru parçasını tanımlayan vektör kümesiydi. L0'ın dönüşümü ise buradaki vektörlerden oluşan ee, çok özür dilerim x0 bu değil evet buydu görüntü kümesinde bu noktaları tanımlayan vektörler buna t dönüşümündeki l0'ın görüntüsü adı verilir. Mantıklı değil mi? Neden diyecek olursanız, yani buna neden görüntü deniyor olabilir derseniz, T bunu alıp çarpıtıyor ve görüntü kümesinde yeni bir görüntü oluşturuyor. Evet, tanım kümesinden bir küme alıyor ve görüntü kümesinde yeni bir görüntü oluşturuyor. Tüm şeklin dönüşümü de şekil derken buradaki üçgenden bahsediyorum. Evet, bu görüntü ve sonuç olarak buradaki mor üçgeni elde S'nin T dönüşümündeki görüntüsü bu. Belki de, umarım sizin için de ilgi çekici bir video olmuştur. Eğer günün birinde 3D programlama öğrenmek gibi hedefleriniz varsa, bunun son derece faydalı olacağını bilmelisiniz. Bundan sonraki videoda, S'nin tanım kümesinin bir alt kümesi olmaması durumunu inceleyeceğiz. Şu ana kadar ele aldıklarımız yani L0, L1 ve L2 hepsi R'nin alt kümeleriydi. Bundan sonraki videoda RN'in hepsinin dönüşümünün nasıl olacağından bahsedeceğiz.